Merhaba arkadaşlar. Facebook'taki Buğra'nın sayfasına gelen mesajlarda mutlak değer konusuyla ilgili de mesajlar vardı. O yüzden bu videoyu hazırladım. Umarım faydalı olur. Yeni videolar için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Mutlak değer konusunda bizim 3 tane altın kuralımız var. Birincisi uzaklığı her zaman düşünüyoruz. İkincisi negatiflere dikkat ediyoruz. Negatif ifadelere. Üçüncüsü parantezlere dikkat ediyoruz. Zaten bir mutlak değer konu anlatımı alırsanız elinize çok da uzun olmadığını görürsünüz. Klasik bir bilgisi var nedir? Şu eksi 3 mutlak değer dışına pardon eksi 3 mutlak değer dışına 3 çıkar. 3 de normal 3 çıkar. Bütün bilgi bu. Peki bu sorular nasıl türetiliyor? Buna şimdi geleceğiz. İlk olarak şunu düşünüyoruz mutlak değer çözerken. Mutlak değer demek uzaklık demektir. Hemen aklımıza uzaklığı getireceğiz. Ne demek uzaklık? Örneğin 2 sayısının mutlak değeri 2'nin 0'a olan uzaklığıdır. 2'nin 0'a olan uzaklığı yani 2 birim. İfade eksi olursa, örneğin eksi 3 olursa yine eksi 3'ün 0'a olan uzaklığını alacağız. Eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığını alıyoruz. Nedir? 1, 2, 3 birim. Dolayısıyla 3. Sürekli uzaklığı düşünerek hareket edeceğiz. Yani ne oldu? İfadenin içi eksili ise artı çıktı diyebiliriz. Bu biraz yanıltıcı bir ifade. Şöyle dersek soruların çözümünde çok büyük kolaylık sağlıyor ve bizim için anahtar bir bilgi oluyor. Eksi 3 aslında dışarıya eksi eksi 3 olarak çıkıyor. Yani bunu direkt artı 3 şeklinde yazmaktansa eksi eksi 3 şeklinde çıktığını görmek önemli. Neden derseniz sorularda buna rastlayacağız. Çünkü 3'te görmek kolay ama mesela x'in dışarıya eksi x çıktığını görmekte zorlanabiliyoruz. Eğer x negatifse. Şimdi sorularda onunla ilgili neler olduğuna hızlıca bakalım. Mesela şöyle bir şey. Kök 3 eksi 1. Bu dışarıya ne çıkar? Tabii biz kök 3'ün asıl değerine 1,70 ile değerine düşünmüyoruz. Sadece şunu düşünüyoruz. Kök 3 mü büyük, 1 mi büyük? Zaten mutlak değer konusunda hep buna odaklanıyoruz. Parantezin içindeki hangi ifade büyük? Kök 3 mü büyük, 1 mi büyük? Kök 3'ün karesi 3'tür. 1'in karesi 1'dir. Dolayısıyla buradan daha rahat görebiliriz. 3 şey kök 3 birden büyüktür. Zaten 1 aynı zamanda kök 1'de hatırlarsak kök 3 kök 1'den büyük. Peki bu bilgi ne işimize yarıyor? Şimdi bakıyoruz kök 3 kök 1 şey kök 3 birden büyük olduğu için bu ifade bir pozitif ifadedir ve dolayısıyla dışarıya aynen çıkar. Aynen çıktı. Tıpkı 2'nin mutlak değer dışına 2 çıkması gibi. Veya 2,75'in mutlak değer dışına 2,75 çıkması gibi. Bunu görmememiz için ne yaptı? Sorunun içine bir kök 3 koydu. Öyleyse burada işi zorlaştıran şey aslında mutlak değer sorusu bilgisi değil, karekökü sayı bilgisi. Zaten mutlak değer sorusu konusunun zor görülmesinin sebebi başka konuların içine sokuşturulması. Ama biz şunu görünce konuya hemen mutlak değer diyoruz. Oysa ki işi oradaki kilitleyen ana nokta olan şey mutlak değer bilgisi değil, o diğer kök bilgisi gibi bilgiler. Mesela burada pi sayısı. 3 eksi pi demişiz. 3 mü büyük, pi mi büyük? Bu soruyu çözdürecek şey pi'nin ne olduğunu bilmemiz. Pi neydi? Yaklaşık olarak 3,14 diyoruz. Öyleyse biz 3'ten 3,14'ü çıkarmışız. Öyleyse negatif bir şey buluruz. Tıpkı 2'den 3'ü çıkartmak gibi. Küçükten büyüğü çıkarıyoruz. Negatif olunca ne oluyordu? İşte burada az önceki dediğim şey önemli. Yani biz eksi 3'ü dışarı çıkarırken direkt 3 yazarsak kafamız karışıyor. Burada yanlış bir bilgi öğretiliyor başta. Şöyle düşünmeliyiz. Eksi 3 mutlak değer dışına eksi eksi 3 olarak çıkıyor. O yüzden burada da 3 eksi 14'ü yazarken negatif olduğu için şöyle yazıyoruz. Eksi 3 eksi 3,14. İşte mutlak değer sorularını karışık yapan birinci nokta bu yanlış öğrenme şekli.
Direkt işte eksi varsa kaldır şeklinde öğrenince adam da getiriyor şöyle bir soru üretiyor. Bu sefer kafa karışıyor. Oysa ki içerisinin negatif olduğunu biliyorum. Öyleyse ne yapacağım? Sadece dışarıya bir eksi yazıp çıkaracağım. Şu ne olur? Eksiyi dağıtırsak eksi 3 artı 3,14. Bu da 3,14 eksi 3, o da 0,14 yaklaşık olarak tabii. Burada önemli olan pi 3'ten büyük olduğu için dışarıya nasıl çıktığını görmemiz. Ve adam bununla durmuyor tabii, soru üretiyor. Nasıl soru üretiyor? Diyor ki ben 2'yi 3'ü sorunun içine koyarsam adam rahat görüyor. 2, 3 koymayayım. X koyayım, Y koyayım. Mesela X küçüktür 0, küçüktür Y oluyor diye bir soru koyuyor. Ve şöyle bir şey. Mutlak değer içerisinde X, mutlak değer içerisinde Y ve mutlak değer içerisinde X eksi 1 ne olur diye bana soruyor. Şimdi tabii burada X mesela eksi 2, Y de 3 olursaydı, soruyu böyle verseydi, X yerine eksi 2, Y yerine 3 yazın, herkes rahatça çözerdi. Peki bu soruyu zor yapan şey ne? Zor yapan şey şu. Pozitif tarafta hiçbir zorluk yok ama negatif tarafa geçince, örneğin biz eksi 2'yi dışarıya eksi eksi 2 diye çıkarıyorduk ya. Burada da x sıfırdan küçük. Öyleyse eksi 2 gibi bir şey. Dolayısıyla mutlak değer dışına eksi x çıkması lazım. Çünkü şurada zaten kendisi eksili bir şey. Ve dolayısıyla biz bunu dışarıya çıkarırken şöyle diyoruz. Baştan çıkararak yazmaya başlıyorum. X yerine ne diyoruz? X'in kendisi eksiydi. Y artıydı. X'in kendisi eksiydi. X eksi olduğu için dışarıya eksiyle çıkar. Eksi x. Artı pozitifler zaten soruları zorlaştırmaz. Y'yi direkt aynen yazıyorum. Artı şuraya gelince x negatif bir şeydi. Örneğin eksi 2, eksi 3. Bundan 1 çıkarırsam yine negatif bir şey olur. Dolayısıyla dışarı çıkarırken ne yazıyorum? Şuraya artı yazdık. Eksi deyip x eksi 1'i çıkarıyorum. Dolayısıyla eksiği dağıtınca da bunun pratik yoluna bir sonraki sorularda geleceğim. Eksiği dağıtınca da eksi x artı 1 oluyor. Öyleyse benim ifadem ne oldu? Eksi x artı y ve eksi x artı 1. Sonra bunu bununla toplayınca zaten aynı şey oluyor. Eksi x artı y eksi x artı 1. Zaten sonuçta böyle bir şey oluyor. Eksi 2x artı y artı 1 şeklinde ulaşıyoruz. Peki sorudaki önemli nokta ne? Negatif şeylere dikkat etmek. İkinci kuralımız. Negatif neresi vardı? Şurası vardı. Öyleyse bu kendisi eksi, dışarıya çıkarken başına bir eksi x yazıyorum. Bir de şurası vardı. Bu ifadenin içi eksili. Öyleyse dışarı çıkarken başına eksi yazıyorum. Üçüncü kuralım neydi? Parantezlere dikkat et. Bunu parantezi açarken eksi eksi x şeklinde dağıtıyorum. Eksi 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 1 ile çarpınca artı 1 oluyor. Onu yazıyorum. Bu şekilde çözüyorum. Şimdi biraz daha işi zorlaştırınca adam şunu düşünüyor. Diyor ki ben x sıfırdır, x küçüktür 0 dediğimde hemen görüyor. Nasıl yapayım? X'in örneğin 2'den büyük olduğunu söyleyeyim. Sorunun içerisine de x eksi 2'nin mutlağını koyayım. Bunu yapıyor. Mesela burada demiş ki x 2'den büyük ama 4'ten küçüktür. Mesela ne olabilir x? Önce bir örnekle gösterelim. 3 olsaydı şuraya yazdığımızda 3 eksi 2 1 olurdu. 3 eksi 4 eksi 1 olurdu. Yani bu taraf pozitif olurdu. Bu taraf negatif olurdu, değil mi? Veya başka bir şey yazalım. 2,5. 2,5'u buraya yazdığınızda bu taraf 0,5 olacak, bu taraf eksi 1,5 olacak. Yani yine bu taraf artı, yine bu taraf eksi. Aslında görüyoruz ki biz bu aralıkta hangi sayıyı yazarsak yazalım, bunun sol tarafı pozitif oluyor. Çünkü ne yazarsak yazalım 2'den büyük yazacağız. 2'den büyük yazınca x eksi 2 de pozitif olacak. 2,1, 2,2. Bu tarafı ise negatif oluyor. Öyleyse ben artık buna artı, buna eksi diyebiliyorum. Çünkü burası da 4'ten küçük olduğu için ne yazarsak yazalım burası 4'ten küçük olacak. Bunu demem ne işime yarıyor? En başta ne vardı? Diyorduk ki eğer artısı aynen çıkarıyoruz. X eksi 2 diye. Eksi ise içerisi bir eksi de biz koyup çıkarıyoruz. Yani eksi x eksi 4.
Aman parantezlere dikkat ediyoruz ama bu eksiği ceza gibi görelim. Önce eksi x'e vurduk mu ne oldu? Eksi x oldu. Sonra eksi eksi cezayı götürdü. Artı 4 oldu. X eksi 2. Ve buradan yani bu soruları ben zaten biraz rastgele yazdım. O yüzden bir 2 geldi. Önemli olan burada tabii şey. Mantığını anlamak. Neydi mantığı? Bu tarz sorularda bir taraf hep artı, bir taraf hep eksi olur. Size x sıfırdan küçük veya şu ifade sıfırdan küçük demiyor. Ne yapıyor? X mesela 3'ten büyüktür diyor. İfadeye de getirip x eksi 3 yazıyor. X bak sol taraftan diyor ki x 3'ten büyüktür. Sağ tarafta diyor ki x'ten 3 çıkar. Bu göz göre göre x'ten 3 çıkınca sıfırdan büyük bir şey olacağını söylüyor aslında. Gelelim buraya. X küçüktür 0 demiş. Bu ne demek? Mesela eksi 1, eksi 2 gibi bir şey. Şimdi geldik bu soruyu çözmeye. Şimdi mutlak değer içerisinde eksi x var. Eksi x gözümüzü korkutabilir. Hani zaten kendisinde bir eksi var, bir de başına geldi, bir de mutluğa çevirirken ne yapacağım falan, hiç telaşa gerek yok. Şöyle düşünüyoruz. Ben ne yapıyordum buralarda? Mutlağın içine bakıyordum. Artı mı, eksi mi? Şimdi eksi x artı mıdır, eksi midir? Şimdi x eksi 1 gibi bir şeydi. Eksi 2 gibi bir şeydi. Başına eksi gelirse bu 1 gibi, 2 gibi bir şey olacak şuranın tamamı. Öyleyse buranın tamamı aslında pozitif bir şey. Dolayısıyla ben pozitifleri aynen bırakıyordum. Yani eksi x'i direkt bırakarak yazıyorum. Benim işim yok. Ben negatiflere bakıyorum. X'in kendi negatif olabilir ama başına bir eksi gelince o pozitif olmuş. Aynen bırakıyorum. Geldim aşağıya. X zaten mutlaksız yazdım. Geldik buraya. Şu içerisi artı mı eksi mi? X eksi olduğuna göre 2 ile çarpınca da eksi olur. Öyleyse bir dakika. Eksi ise başına eksi yazıp çıkarıyorum. Bölü x. Eksi 1 artı eksi 2. Buradan eksi 3'e ulaşıyor. Ama önemli olan şu. Sorudaki eksi 2, eksi 3 değil. Önemli olan şu. Şurayı gördük mü? Yani x kendi negatifti. Başına da bir eksi geldi. Dolayısıyla mutlak değerin içerisi artı oldu. Ve artı olduğu için aynen mutlak değerin içerisini dışarıya taşıdım. Sorunun kilit noktası şurası da değil. Sadece şurası. Gelelim. En küçük değeri soruları var. Mesela mutlak değer içerisinde 3x eksi 9 ifadesinin en küçük değeri kaç olur? Bizim birinci altın kuralımız neydi? Uzaklığı düşün. Bir mutlak değerin ifadesini görünce ne diyorduk? Bir uzaklık, yani bir yere uzaklık gibi düşün. Sıfır noktasına uzaklık gibi düşünüyorduk. Peki sıfır noktasına uzaklık en az ne olur? En az sıfır olur. Sıfır noktasına uzaklığımız en az sıfır olur. Dolayısıyla ifademizin en küçük değeri de sıfır olacak. Onun dışında zaten negatif yapamıyorum. Negatif olunca otomatikman başına eksi gelip onu bir daha pozitif yapıyor. Dolayısıyla sıfır olur. Sıfır olması için de 3x eksi 9 eşittir. Sıfır olacak. En küçük değerimiz sıfır olur. Cevap sıfır. Bu durumda x ne olur diyelim. Bu durumda x de 3x eksi 9 sıfır olduğu için x yerine 3 yazdığımızda denklemi sağlar. X de 3 olur. Geldik yine aynı mantıktan üretilen bir soruya. Şimdi iki tane mutlak değer veriyor sınavda ve diyor ki bunların toplamı sıfırdır. Aslında bu tipik bir denklem çözme sorusudur ama bunu mutlak değer şekline dönüştürüyor. Neden? Çünkü şöyle mutlak değer denildi mi aklımıza ilk uzaklık geliyordu. İki tane uzaklığı toplamışım sıfır olmuş. Ben uzaklıkların zaten sıfırdan küçük olmadığını biliyorum. Yani bir uzaklık eksi bir olamıyor, eksi iki olamıyor. İki tane şeyi topladığımda nasıl sıfır olacak? Yani biri bir bile olsa toplamın bir olması lazım. Dolayısıyla benim burada iki tane topladığım şey de sıfır aslında. Başka türlü iki uzaklığın toplamı sıfır olamaz. Yani burası da sıfır, burası da sıfır. Öyleyse aslında sorumuz şuydu. Öyle demek istemedi bana. Yani sorumuz neydi? A eksi 3 eşittir 0. A artı B artı 2 eşittir 0. A ve B'yi bul. Bunu sorsa basit bir soru olur değil mi? Bunun yerine ne yapıyor? Şöyle bir kurnazlık yapıyor. Diyor ki adam mutlak değer deyince aklına uzaklığı, sıfır olan uzaklığı getiriyor.
A eksi 3 sıfır ise A 3'tür. Basit bir soru. A artı B artı 2 sıfır ise 3 2 daha 5. B'nin de eksi 5 olması lazım. A 3 B eksi 5 olur. Dolayısıyla aslında bir denklem çözdük biz burada. Şu bilgiyi kullandık. Ne ana noktamız? İki tane uzaklığı topladığımızda sıfır oluyorsa bunlar sıfırdır zaten. Sıfır noktasından şöyle düşünelim. Sıfır noktasından yola çıktım. Adım atıyorum. Bir adım attım. İki adım daha attım. Toplamım 3 olur. Ama bana diyor ki sıfır noktasından iki tane uzaklık almışsın, yine sıfır olmuş. Öyleyse ben hiç adım atmamışım. İki tane sıfır var ortada. B eşittir. X artı 4 mutlak değer içerisinde artı x eksi 1 mutlak değer içerisinde. B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda sınırlara, bu istisnai bir soru, bu tarz sorularda sınırlara bakmak fayda sağlıyor. Yani bakıyoruz. En küçük değer istiyor bizden. Önce bir sıfıra bakalım. Sıfır oluyor mu? Sıfır yapamıyoruz. Neden? Burayı sıfır yapsak, eksi 4 versek, bu taraf sıfır olmuyor. Veya burayı sıfır yapıp 1 versek bu taraftan yine başka bir şey oluyor. İki tarafı birden sıfır yapamıyoruz. Biz bu tarz mutlak değer sorularında bu biraz ezber bir bilgi. Yani deneme yanılma yoluyla bulunduğu için ezber. Ne yapıyoruz? Bir tarafı sıfır yapmaya çalışıyoruz. Mesela şurasını sıfır yapalım. X'e 1 verdik. X 1 için 1 eksi 1 0. Bu taraf tamam. 1 artı 4 5. Buradan da 5 geldi. Ne oldu? B 5 oldu. X bu bir de bu tarafı sıfır yapalım. Bir kontrol edelim. Oradan ne geliyor? İkisinden biri en küçük değer olacak. Aynı da çıkabilir. Buraya sıfır yapmak için eksi 4 verdim. Sıfır oldu. Eksi 4'ü buraya yazdım. Eksi 5 mutlak değeri dışına 5 çıktı. X eksi 4 için verdik. Yine B eşittir 5 oldu. En küçük değer de bu. Ezber mi? Değil. İsterseniz deneyelim. Mesela bir sayı verelim. Hatta arasında bir sayı verelim. Mesela 2 verelim. 2 verince burası ne oldu? Direkt zaten 6 oldu. Gördüğünüz gibi. 6 ile ben bir şeyi toplayınca da her durumda zaten daha büyük olacak ki yazalım. 2 eksi 1, 1. Ne oldu? X 2 için ve 7 oldu. Mesela eksi 1 verelim. Sesim gidiyor, kusura bakmayın. Eksi 1 verelim. Eksi 1 verince burası 3 oldu. Burası da eksi 2 oldu. Yine aynı şeye ulaştık. Eksi 1 için de eksi 1, 4 daha 3. Eksi, diğer tarafta eksi 2 yine 5 oldu. Yani en düşük 5 oluyor. Daha altına indiremiyoruz. Hatta eksi 2'de de aynısı oluyor. 5'in altına indiremiyoruz. Sınırlara bakarak da bunu bulduk zaten. Gelelim buna. A küçüktür, B küçüktür, C ise bu da üçlü soru. Yani 3 tane ifade var. A, B, C. Bu ifadeyi soruyor bize. Böyle bir ifade verebilir. Bu soru önemli değil. Buradaki önemli olan nokta şu. Şimdi adam diyor ki ben 2 küçüktür, 3 küçüktür, 4 diye versem zaten adam çözer. A, B, C diye vereyim. Bir buradan kafasını karıştırayım. Bir de 3 tane olsun. İyice kafası karışsın. Şimdi şu C'yi kapatsaydık. En baştaki sorulara döneriz, değil mi? A küçüktür B ise A'dan B'yi çıkarınca pozitif mi olur, negatif mi olur? Şimdi A B'den küçük, örneğin 1'e 2 gibi. A'dan B'yi çıkarınca içerisi negatif olur. Dursun, hep içerilere bakıyoruz. C eksi A, C A'dan büyük çıkarırsam pozitif bir şey olur. B C'den küçük. Öyleyse çıkarınca negatif bir şey olur. Ne diyorduk? Negatiflerin başına eksi yazıyoruz, pozitifleri aynen bırakıyoruz diyorduk. Bak ve 3 tane kural var. Uzaklığı düşün, negatiflere dikkat et, parantezlere dikkat et. Geldik parantezlere dikkat ede. Bunu eksiyle çıkaracağım dışarı. Eksi A eksi B. Kafamız karışmasın. Önce yapalım, öyle ilerleyelim. Eksi A artı B. Geldik buraya. Eksi C eksi A aynen çıkıyordu. Eksi C. Aman dikkat edelim. Şöyle C eksi A'yı aynen çıkarıyoruz. Eğer ben gelip direkt eksi C, eksi A yazsaydım gitmişti soru. Şu paranteze dikkat. Önce parantezi çıkarttık. Sonra eksiyi dağıtalım. Eksi A artı B, eksi C artı A. Geldik buraya. Eksi, eksiyi koyduk. Burasını da dışarıya eksili çıkarıyoruz. Yerlerini de ters çevirebiliriz. Bunu koyayım. Bu biraz karıştırılabilir bir bilgi. O yüzden çok vermedim. Mesela B eksi C'yi C eksi B diye çıkarabiliriz. Negatif ya. Hani başına eksi koyunca zaten onu ters çevirecekti. Direkt C eksi B diye çıkarttım.
Ne oldu? Eksi a artı b eksi c artı a eksi c artı b. Şöyle bakıyoruz. Eksi a artı a'yı götürür. 2 tane b var. Eksi 2 tane c var. Peki önemli nokta neydi? A küçüktür, b küçüktür, c ise şöyle mutlak değerin tamamına bakıp eksi artı eksi dedik. Ve daha sonra eksi varsa başına bir eksi koyarak çıkartıyorum dedik. Yine buna benzer bir soru. X 3'ten büyüktür diyor. 1 eksi x diyor. Şimdi yine kulağı soldan tuttu bir de sağda. Diyor ki x 3'ten büyük. Ben 1'den x'i çıkarıyorum. Yani kibarca ne diyor? Negatif bir şey elde etmek istiyorum diyor. Çünkü 1'den x'i çıkarınca negatif bir şey elde eder. E ben öyleyse şu mutlağımın altına bir eksi yazabilirim, değil mi? Eksiyi yazdım. Öyleyse baştan yazıyorum ifadeyi artı x eksiyi yazdım. Başına bir eksi gelecek şekilde parantezi çıkaracağım. Bir eksi x. Dolayısıyla eksi bir artı x oldu. Bir artı x de burada var. Az önce yaptığım şekilde de yapayım. Yani bunu biraz çok çözersek kullanmamız iyi çünkü pratiklikse. Eksi yazdım ya hemen ters çevirip yazıyorum. X artı ters çevirdim x eksi 1. Başında eksi yoktu. Eksi olsaydı bir daha eksiye çarpacaktım. Sadece mutlağından gelen bir eksi var. Dolayısıyla ters çevirip yazdım şöyle bir şey. Ne oldu bu da? 2x eksi 1. Yine bir bilgi var soruda. 2x. X 3'ten büyüktü. Öyleyse 2x de 3'ten büyüktür değil mi? 6'dan büyüktür hatta. Öyleyse 2x eksi 1 pozitif bir şeydir. Bu mutlağın altına kocaman bir artı yazıp artık mutlağı önemsemeden 2x bir eksi 1 şeklinde çıkarıyorum. Geldik buraya. 2x artı 1 eşittir 7 ise denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi mutlak nedir? 2 tane değer alabilir. Ya eksi ya artı. Ben bunu eksi yazsaydım nasıl çıkaracaktım dışarı? Eksi 2x. Evet, hatta yavaş yapayım. Eksi 2x artı 1 şeklinde çıkaracaktım. Eşittir 7 diyecektim. O da eksi 2x eksi 1 eşittir 7 olacaktı. Buradan da x eksi 4 oluyordu. Bir de artı olma durumu var. Artı olursa direkt çıkarıyordum. 2x artı 1 7 oluyordu. Buradan da x eşittir 3 diyordu. Dolayısıyla benim iki tane durumum var. X 3 veya eksi 4 alır. Denklem kümeleri de böyle mutlak değerlerde. Bir mutlak var burada. Dolayısıyla bizim iki tane olasılığımız var. Geldik buna. 3x eksi y eşittir. x artı 3 x hangi değerleri alabilir? Yine önce bir eksili bakalım. Eksili zor. Baştan kurtaralım ondan. Eksi koyuyorum. 3x eksi 7. Nasıl dönüşüyor? Eksi 3x artı 7 diye çıkıyor. Eşittir x artı 3. İkinci olasılığımda artı koyuyorum. Artı da zaten direkt çıkar. Yani içerisi artıymış gibi düşünüyorum. X'i bilmediğim için. Eşittir x artı 3. Buradan x eşittir 5 geliyor gördüğüm kadarıyla. Burada da 4, 4x, x eşittir 1 geliyor. Şey diyebilirdi. X'in alabileceği değerler toplamı 1 artı 5, 6. X hangi değerleri alabilir? 1 ile 5. Bakalım sağlıyor mu? 5'i koyduk. 5'e 3 kere 5, 15. 7 çıktı. 8. 5 artı 3, 8. 1'e bakalım. 1 kere 3, 3. 7 çıktı. Eksi 4 mutlak değer dışında 4 çıktı. Buraya 1 koyduk mu? 1 artı 3, 4. Bu şekilde çözebiliyoruz. Şu soruları rahatça yani anlayabilecek düzeyde isek zaten mutlak değerin omurgasını halletmişiz demektir. Özellikle KPSS düzeyinde, DGS düzeyinde. Aslında dikkat ederseniz işte parantezi dikkat ederek çıkarma. Mesela bu mutlak değer bilgisi değil, bu sayı bilgisi. Aslında birçok konu sayılarla zorlaştırılıyor. O yüzden mutlak değeri gözünüzde büyütmeye gerek yok. Sayfada çok fazla mutlak değerle ilgili şey vardı. Mutlak değerin tüm bilgisi şudur. Uzaklığı düşünün. Şu ikisi zaten sayı bilgisi. Uzaklığı düşünün. Sıfıra olan uzaklığını alacağım. Çözerken bir pratik yolumuz vardı. Neydi? Şöyle getirip mutlak değerin altına bir eksi yazıyorum. Dolayısıyla ben diyorum ki dışarıya eksi eksi olarak çıkaracağım. Yine mutlak değeri zorlaştıran, en çok zorlaştıran şeylerden biri bence benim naçizane görüşüm şu şekilde öğretmeleri. Mesela eksi 3 dışarıya 3 çıkar. Başındakini götür. Başındakini götür diye değil.
Eksi 3 çıkar. Çünkü sen bunu başındakini götür deyince adam getiriyor sana şöyle bir şeyi soruyor. Hadi başındakini götür. Ondan sonra soru çıkmıyor. Ki ben de bu yüzden ortaokulda mutlak değerden nefret ederim. Daha sonradan bu çözüm yöntemine alışınca işler daha rahat yürüyor. Umarım faydalı olmuştur. Herkese başarılar.